Çok projeler yapılıp asparagas olduğunu ve yapılmadığını söyledik. Bizim omuzumuza vurup siz gidin Bursa'ya, biz gerekeni yapacağız ve ondan sonra proje çizildi. Burası Zafer Mahallesi. Burada gençler biraz sıkıntılı abi. Cumhurbaşkanımız güldü bize. Mahallemde neler oluyor programdan? Herkese merhabalar. Bugün Osman Gazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeyiz. Mahalle muhtarına, vatandaşlara, esnafa soracağız. Zafer Mahallesi'nde neler oluyor? Hep beraber izliyoruz. Mahallemiz Bursa'mızın Güzide mahallelerinden. 1950'de Balkanlardan göç eden insanlarımız tarafından kurulmuş. Makedonya, Üsküp, Kosova, Bulgaristan mahalleleri tarafından kurulmuş. Genellikle Arnavut kökenli insanlarımız oturmaktadır. Balkanlardan göç ettikten sonra vatandaşlarımız birer kat ev yapmışlar. Türkiye'ye, Bursa'ya uyum sağladıktan sonra o yaptıkları birer kat evleri yıkıp normal betonarme şu anki günümüzün evlerini yapıp adapte olmuşlar. Çocuklarını okutmuşlar. Yani Türkiye'ye adapte olmuş. Çocuklarını okutmuşlar. Mühendisinden, doktorundan tutun her türlü insanımız mevki ve makamlara gelmiştir. Mahallemiz hakkında genel olarak coğrafi durumunu söylersek Yıldırım'dan Osman Gazi'yi birbirine ayıran Gökdere'nin sağ tarafında kurulmuştur. 2015'te Büyükşehir Belediye binamız yapılmıştır. Mahallemizde doğalgaz 2004'te yoktu, 2005'te doğalgazı getirdik. Mahallemizin en büyük eksikliklerinden birisi hemen hemen şurada gördüğünüz gibi en büyük projemiz Gökdere Parkın projemiz. Şu anki Gökdere Sağlık projemiz. Bu çok büyük uğraşlar sonucu bunu yaptırıyoruz. Anadolu Mahalle Muhtarı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğimizde Cumhurbaşkanlığımıza anlattık burasının 260 dönüm olduğunu. Fakat yerel siyasetin bunu yapamadığını, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmasını istedik. Cumhurbaşkanımız da bize olumlu konuştuk. Sonra Bursa'ya geldiğimizde hemen baktık projenin başladığını, olduğunu. Şu an en büyük projemiz bu ve bitmek üzere. 2-3 ay içerisinde açılacak. Bölgemize çok büyük kazanç olacak bizim için. Çünkü burası çok kötü bir varoş bir yerdi. İnsanlarımız dere içinde kötü kötü alışkanlıkları vardı. Bunlardan kurtulacağız. Bittikten sonra temizlikçisiyle, güvenliğiyle bölge altının halkının yararlanabileceği çok güzel bir park olacak. Cumhurbaşkanımıza biz burada bundan önceki belediye başkanlığının çok projeler yaptığını, hatta şu yazıyı götürdük 2004'te ki yazıyı, hiçbir şeyin olmadığı, altılık bir çivinin çakılmadığını dahi söyledik. Cumhurbaşkanımız güldü bize. Hatta şunu söyledik Cumhurbaşkanımıza, Büyükşehir Belediye'nin binamıza 200 adım olduğunu söyledik. Yani şehrin bir göbeğinin olduğunu, çok projeler yapılıp asparagas olduğunu ve yapılmadığını söyledik. Bizim omuzumuza vurup siz gidin Bursa'ya, biz gerekeni yapacağız ve ondan sonra proje çizildi. Allah razı olsun, Refik Özen milletvekilimiz çok ilgilendi burasıyla. Ona çok teşekkür ediyorum. Anadolu Mahalle Muhtarı, ben çok uğraştık. O şu gördüğünüz gibi de oluyor. Projemiz büyük. Bir projenin içine mahallemizin İçinde kurulan bir çarşamba pazarımız var. Onu aldırmaya çalışıyoruz. Bu 260 dönümlük yere. İkincisi okulumuz çok eskiydi. Zafer İlk Öğretim Okulu. Cavut Çalışkan ve Büyükşehir'imiz yıkıp iki tane hem ortaokul hem ilkokul yaptı. Yani mahallemizde olması gerekenlerin hemen hemen %90'ı oldu. Bizim düşündüğümüz, hükümetimizin düşündüğü, yerel belediyelerimizin düşündüğü, Osman Gazi Büyükşehir'imizin hemen hemen istediğimiz her şey oldu. Şimdi bir sağlık ocağımız var. Sağlık ocağımızı da hemen hemen yaptırdık, bitti, böldük. Projemizin çizilip doktor atanmasını bekliyoruz. O da birkaç ay içerisinde olacak. Sağlık ocağı bize çok uzak kalıyor atıcılarda. İhtiyarlarımız yürüme mesafesi çok. İstiyor yakında olsun. Biz de uğraştık, didindik. Şu an başardık. Proje çizilip iki tane doktorumuz atanacak. Onu bekliyoruz. Bazı vatandaşlarımız kentsel dönüşüm bekliyor. Fakat kentsel dönüşüm her deyince olmuyor. Mevcut yapının çok olduğu bir yer. Yükseklik de verilmediği için müteahhitler buralara sıcak bakmıyor. Sıcak bakmayınca da bir de şu var. İnsanımızın içerisinde açıkçası söylemek gerekirse kentsel dönüşümün gelmesini istemeyenler de var. Bu komşuluk, akraba, dost ilişkilerinin bozulmasını istemeyenler de var. Yani biz burada doğduk, burada öleceğiz. Kısaca tabirle öyle diyen insanlarımız da var. Mahallemizdeki hırsızlık olayları, madde bağımlılığı azaldı diyebiliriz. Hırsızlık olayları bizim mahallemize özgü değil. Şu an bizim en çok çektiğimiz konu, zahmet çektiğimiz konu hırsızlık. Camide çeşme bırakmıyorlar. Camide caminin kapılarını çalıyorlar, kilitlerini çalıyorlar. Biz emniyete bildiriyoruz. Zaten onu yapabiliyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz. Bizim kolluk kuvvetimiz telefon, cep telefonu. Arıyoruz, emniyete bildiriyoruz. Hırsızlık çok bir tek mahalleme ait değil. Bursa genelinde var. Belki Türkiye genelinde vardır. Onu önlem alamadılar. Çekçekçilerin kaldırılmasını, bu hırsızlık olaylarının %80'inin çekçekçilerin yaptığını,
Fakat bir çözüm bulamadık. Çekçekçiler hala piyasada geziyor. İşlerin hepsini kötü diyemeyiz ama genelde hırsızlık yapıyor. Açık kapı görmesinler, bir demir parçası görmesinler, bir hurda görmesinler. Hiç gündüz veya gece çalıyorlar yani. Bunlardan biz muzdaribiz. Çaresi de yok. Bu Gökdere Vadisi dediğimiz bu proje 260 dönümlük. Şu anki Bursa'nın en büyük projesi. Mihraplı'dan bile büyük bir proje. Tabii bu projeyi yapanlar Çevre Şehircilik Bakanlığı projeyi yapmakla kalmıyor. Ne yapıyor? Bu güvenliğini koyacak bunun. Ondan sonra acaba temizlikçisi, bekçisi hemen hemen 40'a yakın güvenlik şeyi olacak. Özel güvenlik Büyükşehir Belediye'mizin. Tabii bu güvenlik olduğu zaman olayların azalacağını tahmin ediyoruz bu bölgede. Bölge halkı olarak da en büyük derdimiz bu. Biz parklar yapıyoruz. Biz parklar yapıyoruz. Güzel yeşil alanlar yapıyoruz, donatıyoruz. Fakat ben 20 yıldır muhtarım şunu görüyorum. Bayanlarımız, kadınlarımız, annelerimiz bunları çok az kullanıyor. Korkuyorlar böyle gelmeye. Güvenliğin olduğu zaman annelerimiz, kızlarımız, çocuklarımız daha buraya güvenli bir şekilde gelecek. Yani güvenlik tabii bu parkı yapanlar da güvenliğini sağlamak zorunda yani. 35-32 sokak, 3 caddemiz var. Ankara Caddesi, Zafer Bulvarı, Namık Kemal Caddesi. Namık Kemal Caddemiz aşağı ve yukarı inişli dar bir cadde. 1950'lerde de kurulmuş. Trafik sıkışıyor mu? Sıkışıyor. Dilekçe de yazıyoruz. Diyoruz ki tek yön olsun, trafik kabul etmiyor. Yukarı olsun, onu kabul etmiyor. Vatandaşımız da oralara araba park ediyor. Söylüyoruz park etmeyin diyor, park ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Bir Namık Kemal Caddesi'nde problemimiz var. 5 sene aşağıda durdum Vatan Manası'nda. 60'te burada çıktım. 64'te burada çıktım ben. Bir daha askere gittim yani. 64'te askere gittim. Hani burada mahalle yok ki yani. Bir şey yoktu. Ne cami vardı, ne su vardı, ne şey. Burası hayvanlar otluyordu. İnek, mandane vardı, çuba vardı, alıyordu, aşağıda yatırıyordu, atışlardan. Bu boş hepsi öyle. Hem diye çok güzel oluyor yani şu an. Geç kaldı bilim, geç. Bakmadılar yani. Ne ektiler burada, kavak ektiler, başka şey yok. Hepsi kestiler, bitti yani. Daha iyi olmaz yani, daha ne istiyorsun? Her tarafta güzel yani. Allah ne verirse hayırlısını versin. Başlıca dil bilmiyoruz, para yok, bir şey yok. Babam 52 yaşında geldi. Ben 17 yaşında, bir kız kardeşim var İstanbul'da, 13 yaşındaydı. Hiçbir şey yok evde, bak. Hiç ev yok, bir şey yok yani. Daha öyle. Dil de bilmiyoruz. Hani ne dersen hani başka ne diyeceğim. 54 yaşındayım, 54 seneden beri aşağı yukarı 65 seneden beri buradayız. 58 mağazırız, Arnavutuz. Ben burada doğdum, 69 doğumluyum. 58 yılında geldik. Mahallemize değer katıyor bu Millet Mahallesi. Hoşumuza da gitti yani, inşallah daha da güzel olacak yani. Şimdi memnun olduğum Millet Mahallesi oldu. Gerçekten çok güzel oldu, mahallemize değer kattı. Tabii Büyükşehir Belediyesi de mahallemize geldiği için güzel, memnun oldum. Değişen, gerçeği konuşmak gerekirse değişen pek bir şey yok. Bir Millet Mahallesi oldu, belediye, Büyükşehir Belediyesi geldi. Başka bir değişen yok. Park gerçekten çok kötü. Gençlerimiz uyuşturucu, içki, her şey içiyor burada. Şimdi muhtarımız güzel çalışıyor, Zafer Mahalle Muhtarı. Güzel oldu. İnşallah gençler kütüphane kavuştu mahallemize. Kütüphanede kitap okuyacaklar inşallah. Önceden gelemiyorduk. Geçemiyorduk bile. Çocuklarımızla, torunlarımızla buraya gelip oturacağız, çayımızı içeceğiz, pikniğimizi yapacağız. Cami olmuş, kütüphaneler, büfeler, oturma yerleri. Muhtarımız çalışıyor, güvenlik birimleri çalışıyor. Gayet güzel yani. Ne sağlık ocağı var, ne doğruduruz ATM'ler var, ne doğruduruz. Hiçbir çalışma yok. Ya ATM'de de yok, doğruduruz. Ne bileyim ya, bu şu mahalle var ya, en geri kalmış mahalle bak. Vallahi billahi en geri kalmış mahalle. Merkez ama en geri mahalle. Şu an bu mahalle bir içini bir gezin bak. Neyi var neyi yok. Siz de görürsünüz yani. Bugün Millet Mahallesi en sonradan gelişti. Paris oldu. Burası en eski mahalle. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum abi. 60 seneden beri bir çivi çakmadılar buraya. Ama buraya bir park yapıyorlar gördü. Parkta işte. Kardeşim bugün oraya park yapıyorlar. 5 ile 10 lira çay. Adam kim içecek burada git çay içecek. Yani yapılan şey her şey güzel hemşehrim. Yeter ki yapılsın. Bir görelim yani.
Memnunuz yani, şu anda çok şeyler değil yani. Komşular da tabii, biz buralar mesela 98'den beri hep bu mahallede. Biz herkes tanıyor, biz arayız görmedik. Çok memnunuz. Eskiden daha şeyler oluyor. Şimdi biraz shoppingler büyük, marketler açıldı. Biraz etkiliyor biraz. O var. Ama şükür elhamdülillah yine iyi. Ben Üsküplü, Makedonya'dan. Geldim, çok memnunum ya, Allah çok şükür elhamdülillah. Burada Türkçe öğrendik. Biz Makedonya'da Arnavutça konuştuk, bir de Makedonca. Ama şükür elhamdülillah buralar güzel. Biraz eksiğimiz var. Ama iyi, gene konuşuyoruz, anlıyorum. Burası Zafer Mahallesi. Burada gençler biraz sıkıntılı abi burada. Yani nasıl anlatayım sana? Sürekli böyle kavga etmek istiyorlar abi. 4-5 kişi, sen tek başına geçiyorsun, sataşıyorlar. Kavga ediyorsun onlarla, vuruyorsun, vuruluyorsun, öyle. Bu mahalle böyle abi. Hani kavga etmek istemiyorum onlarla. Evet, böyle yere bakıyorum, gidiyorum evime doğru. Da şimdi çingenler var. Onlar gidince daha çok güzel olacak. Yapıyorlar maşallah. Elden sağlık. ATM'de doğru biraz sıkıntı var mahallede. ATM'ler eksik. Vatandaşın ulaşması biraz zor. Ya kentsel dönüşüm gerekli mutlaka ama vatandaşla da işte artık belediyeler mi anlaşacak, müteahhitler mi anlaşacak? Kentsel dönüşmeye ihtiyaç var. Ya mahallelerimizin sokakları maalesef dar. Mesela vasıtalar çok. Sokaklara hep park ediliyor. Sokaklarda geçiş zorluğu var. Binalar eski. Allah korusun bir deprem mebrem olsa kayıplar çok olur. Yani komşuluk ilişkileri yine eskisi gibi devam ediyor. Cemiyetler, düğünler, cenazeler olsun. Yani bir siteler gibi veya daireler gibi değil yine. Böyle bu ortama uygun bir kentsel dönüşüm iyi olabilir diye düşünüyorum. Benim çok karışık geliyor, baksana sokaklar dar, her yer her yerde ne bileyim, düzenli değil. Bizimki bir tık daha iyi sanki düzen açısından. Her şey yakın, marketler olsun, havuz olsun, güzel.